Arkadaşlar merhaba. Müşteri ilişkileri yönetim dersimizin 16. haftasında yine sizlerle birlikteyiz. Malum 15 haftadır birlikteydik. Bu 15 haftanın 2 haftası 1. vize ve 2. vize olmak üzere sınavlara gitti. Ardından Ramazan bayramı tatil oldu. Yani yaklaşık olarak 12-13 haftalık aktif ders anlatımımız oldu. Öyle ya da böyle uzaktan eğitimin sunmuş olduğu imkanlar dahilinde en iyi istifade edebileceğiniz şekilde hazırlanmaya ve size aktarmaya çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Siz artık mezun olacak durumdasınız. İkinci sınıftasınız. ikinci sınıfın ikinci dönemindesiniz. Önümüzdeki hafta biliyorsunuz final sınavlarınız var. Ve inşallah final sınavlarınızı da hakkınızla başarılı bir şekilde tamamlayarak bütünleme ederseniz kalmaksızın okulumuzdan mezun olur. Ve ilerleyen zamanlarda da bizim misafirimiz olarak okula gelirsiniz. Biz bu hafta 16. haftada yani yeni bir konu işlemeyeceğiz. Bugüne kadar işlemiş olduğumuz konuların genel tekrarını yapacağız. Yani bir özet geçeceğiz. Ancak şunun altını çizmekte fayda görüyorum. Biz özet geçeceğiz ama sınavda arkadaşlar işlemiş olduğumuz bütün konulardan sorumlu olacaksınız. Yani bundan önceki bütün haftalardan sorumlu olacaksınız. Onun için anlatılan, önceki ders notlarında olan her yere çalışmanız gerekiyor. Biz şu anda genel anlamda hem hatırlatma olsun diye hem de belki size katkı sunar diye genel tekrarımızı yapacağız. İsterseniz başlayalım. Birinci haftayla başlayacağız. Birinci haftada müşteri ilişkileri yönetimi, tanımı, kapsamı ve önemi üzerinde durmuştuk. Bu kapsamda giriş, müşteri ilişkileri yönetimi kavramı, müşteri ilişkileri yönetiminin önemi, müşteri ilişkileri yönetiminin türleri, müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin yanlış kanılar, müşteri ilişkileri yönetiminin unsurları işlemiş olduğumuz konu başlıkları arasındaydı. İsterseniz şimdi biraz daha ayrıntılı olarak görelim. Evet arkadaşlar, dedik ki işletmeler sürekli değişimin yaşandığı, yoğun rekabetin bulunduğu dinamik pazarlarda faaliyetlerini gerçekleştiriyordu. Böylesine dinamik bir ortamda işletmelerin başarılı olabilmesi ve kar elde edebilmesi için mevcut ve potansiyel anlamdaki müşterilerin beklentilerini anlaması, bu beklentileri karşılaması, hatta bu beklentilerin üzerine çıkması gerekir diyorduk. Müşteri ilişkileri yönetimi günümüz işletmesinin başarısını etkileyen en önemli kavramlardan biridir. Çünkü artık pazarlama anlayışında ilk zamanlarda olduğu gibi ne üretirsem üreteyim satarım anlayışı değil, ne üretirsem üretirim ne üretirsem üreteyim satarım yeter ki satmasını bileyim anlayışının hakim olduğu satış anlayışı değil müşterinin odak noktasına alındığı, işletmenin odak noktasına almış olduğu ve artık müşteri ne isterse onu üretirsem ancak satabilirim anlayışının hakim olduğu bir dönem içerisindeyiz. O halde müşterilerle ilişkilerin çok doğru bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Müşteri ne isterse sözünden aslında anlamamız gereken nokta müşterinin ne istediğinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Bu da sizin rakiplerinizden veya potansiyel veya mevcut rakiplerinizden farklı olabilmeniz için müşteriler nezdinde kendilerinin değerli olduğunu, kendilerine değer verdiğiniz hissini karşı tarafa uyandırmanız gerekiyor. Kısaca müşteri ilişkileri yönetimi aslında bir işletmenin hem yeni müşteriler kazanmak hem de mevcut müşterilerini koruyabilmek amacıyla yürütmüş olduğu tutundurma faaliyetleri, pazarlamaya yönelik, pazarlamaya yönelik iletişim çabalarının bütünü aslında müşteri ilişkileri yönetimi olarak karşımıza çıkıyor. Müşteri ilişkileri yönetimi aslında dedi ki CRM olarak yani Customer Relationship Management İngilizce kelimelerinin ilk harflerinden oluşuyor ve Türkçe kaynakların bazılarında CRM kaynağı kullanılıyor, bazılarında MI kısaltması kullanılabiliyor. Buna göre müşteri ilişkileri yönetimi aslında hatta günümüzde sadece fiziksel anlamdaki pazarlarda değil, yani geleneksel pazarlarda değil, e pazarlarda, yani online alışverişlerde dahi müşteri ilişkileri yönetiminin çok üst plana çıktığı, çok önemli hale geldiğini söylemek mümkündür. Müşteri ilişkileri yönetimi ile aslında ilişkisel pazarlama arasında doğrudan bir ilişki, ilişki vardı. Müşteri ilişkileri yönetimi ilişkisel pazarlamanın aksine alışveriş sürecinde işbirliği, yakınlığın kurulması ve sürdürülmesi üzerine odaklanıyor diyorduk. Müşteri ilişkileri yönetimi aslında örgütlerin stratejilerini yeniden düzenleyerek sürdürülebilir rekabet avantajı elde etmek için müşteri ilişkileri üzerinde yoğunlaşması gerektiğini ön plana çıkaran bir yaklaşım. Çünkü müşteriler her zaman uzun dönemli büyüme stratejilerinin, pazarlama ve satış çabalarının, ürün geliştirme, iş gücü, kaynak dağılımının ve tüm karlı faaliyetlerin kalbini oluşturuyor. Müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin kavramlar incelendiğinde yani daha önceden yapılmış olan tanımlar incelendiğinde aslında müşteri ilişkileri yönetimine süreç, strateji, felsefe, yetenek ve teknoloji açısından yaklaşan başlıca 5 bakış açısının olduğunu görmek mümkün. Müşteri ilişkileri yönetimi az önce söylediğimiz gibi bir yandan yeni müşteriler kazanmak ancak mevcut müşterileri de elde tutmak, müşteri bağlılığı ve müşteri karlılığını geliştirmek için anlamlı iletişimler kurmak yoluyla müşteri davranışlarını anlama ve etkileme yaklaşımıdır diyorduk. Müşteri ilişkileri yönetimi temelde doğru müşterilerin işletmede tutulmasına yöneliktir. Yani işletmeler açısından her müşteri aynı değildir. Beş parmağın beşi bir değildir anlayışı aslında müşteri ilişkileri yönetiminde temel felsefesini ortaya çıkarır. O halde müşteri ilişkileri yönetiminde işletmeye daha karlı olan müşterilere daha özel hizmetlerin sunulduğunu görüyoruz. Yani son kullanıcıdan ziyade müşteri ilişkileri yönetimi, çalışanlar, tedarik zincir partnerleri, dışsal paydaşlar dediğimiz bir firmanın amaçlarına ulaşmasını sağlayacak ürün ve hizmetleri sunan kamu büroları, kar amaçsız örgütler ya da kolaylaştırıcı firmalar gibi birçok farklı grupları içerisine almaktadır. Yine aynı şekilde müşteri ilişkileri yönetiminin öneminden bahsetmiştik. Ardından arkadaşlar müşteri ilişkileri yönetiminin türlerinden bahsettik. Burada müşteri ilişkileri yönetimi türleri olarak stratejik, işlevsel, analitik ve işbirlikçi olarak bir sınıflandırmaya gitmiştik. Her bir müşteri ilişkileri yönetimi türünün önemli olduğunu ancak stratejik pazarlama açısından bu türlerin farklı imalarının olduğunu söylemiştik. Stratejik müşteri ilişkileri yönetimi, müşteri ilişkileri yönetiminin en eksiksiz görüşünü sağlamasına rağmen belirtilen 4 müşteri ilişkileri yönetimi türü de aslında önemlidir diyorduk. Bu kapsamda stratejik müşteri ilişkileri yönetimi, analitik müşteri ilişkileri yönetimi ve sonrasında işlevsel müşteri ilişkileri yönetimi ve son olarak işbirlikçi müşteri ilişkileri yönetimi ile ilgili konuşmuştuk. Ardından müşteri ilişkileri yönetimine ilişkin bir takım yanlış kanılardan bahsetmiştik. Bu kapsamda müşteri ilişkileri yönetimi veri tabanlı bir pazarlamadır. Müşteri ilişkileri yönetimi bir pazarlama sürecidir. Müşteri ilişkileri yönetimi bir bilişim teknolojisi konusudur. Müşteri ilişkileri yönetimi bir müşteri bağlılığı oluşturma planıdır. Herhangi bir işletme tarafından uygulanabilir gibi bir takım unsurları ön plana çıkarmıştık. Yine müşteri ilişkileri yönetiminin unsurlarından strateji, süreç, insan ve teknoloji aşamalarından bahsetmiştik o haftada arkadaşlar. Ardından ikinci haftada ise müşterilerle iletişim ve boyutları konusu üzerinde durduk. Bu kapsamda iletişim kavramı, iletişim süreci ve öğeleri, iletişim türleri, müşterilerle iletişim engellerini çözmede etkili dinlemeye işlemiş olduğumuz konu başlıkları arasında yer almıştı. Bu arada Yine az önce söylediğimiz gibi günümüz pazarlama anlayışında işletmelerin odak noktasını müşteriler oluşturuyordu. O halde kral olan müşterilerdi. Ve bu anlayışın hakim olduğu bir çağda ihtiyaç ve isteklerin karşılanması pazarlama iletişimleri için ne kadar önemliyse müşterilerle iletişim de o kadar önem teşkil etmektedir dedik. Müşterilerle iletişimimizde bazen sözlü, bazen sözsüz, bazen yazılı olmak üzere birçok iletişim biçimini kullandığımızı biliyoruz. İletişim becerilerimizi geliştirmek ve müşterilerle iletişimimizi daha etkili hale getirmek, rekabetin son derece yoğun yaşandığı bu çağda olmazsa olmaz bir durumdur diyorduk. Evet arkadaşlar, ardından iletişim kavramı ile ilgili konuştuk. Müşterilerle iletişim, müşteri ilişkilerinin olmazsa olmazlarından biridir ve müşterilerle gerçekleştirilecek etkili bir iletişim, rekabet avantajı yaratmada oldukça önemlidir demiştik. Ki yazılan aslında birçok literatür taramasına baktığımızda iletişimin ne olduğu, nasıl işlediği, ne zaman ve nasıl başladığı ve benzeri sorular ile ilgili birçok çalışmanın başladığını ancak hiçbirinde net genel geçerli olan bir cevabın olmadığını görüyoruz. Bunun sebebi ise iletişimin disiplinler arası bir alan olarak doğmuş ve gelişmiş olmasından kaynaklıydı. İletişim bazen yüz yüze konuşmadır, bazen televizyondur, bazen bilgi paylaşımı, enformasyon yayınıdır, saç bir biçimimizdir, sanatsal eleştir, eleştiridir diyorduk. Var olduğumuz anda çevreyle sürekli iletişim, etkileşim içerisine girdiğimizi söyledik. İletişime ilişkin tanımların sayısı çok fazlaydı ancak mesela anlamları itibariyle uzlaşılmış simgeler yoluyla değişik zaman ve mekan boyutlarında gerçekleşen bilgi, düşünce ve duyguların aktarılması ve alışveriştir diyorduk. Aslında iletişimde, bir tarafta kaynak yani mesajı gönderen yani iletişimi başlatan, bir tarafta alıcı yani kaynağın mesajı gönderdiği kişi vardı. Ve kaynak bazı iletişim kanalları aracılığıyla veya bazı simgeler kullanarak göndermek istediği mesajı alıcıya yöneltmiş oluyordu. Alıcıya göndermiş olduğu bu mesajlar çeşitli kanallar vasıtasıyla gidiyordu. Alıcı da göndericinin gönderdiği bu mesajı nasıl yorumladığına dair bir geri bildirimde bulunuyordu demiştik. İletişim süreci ve öğelerine baktığımız zaman bu öğelerin kaynak ya da gönderici, mesaj ya da ileti, alıcı ya da hedeften oluştuğunu, bununla beraber kanallar ve etkinin de katılımıyla toplam 5 etken iletişim sürecin toplam 5 etkenin iletişim sürecini oluşturduğunu söylemiştik. Ardından iletişim türleri ile ilgili konuştuk. Bu kapsamda iletişimin kişiler arası bir ilişki olduğunu, bir kişiler arası bir anlam paylaşımı olduğunu söylemiştik. O zaman bir iletişimin kişiler arası olabilmesi için de katılanlar belli bir yakınlık içinde yüz yüze olmalı, katılımcılar arasında tek yönlü değil, karşılıklı mesaj alışverişi olmalı, mesajlar sözlü veya sözsüz nitelikte olmalıdır diyorduk. Müşterilerle sözlü iletişimle ilgili konuştuk. Ardından bu sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken noktalar üzerinde durmuştuk. Sonrasında da arkadaşlar müşterilerle sözlü iletişimde telefon kullanımı konusu işlediğimiz bir diğer konu başlığıydı. Ardından 3. haftaya geçmiştik. 3. haftada müşterilerle iletişim ve boyutları konusuna kaldığımız yerde devam etmiştik. Burada iletişim türlerinde yazılı iletişim ve yazılı iletişimden sonraki kısımlardan bahsettik. Müşterilerle iletişim engellerinin çözmede etkili dinleme konusu işlediğimiz bir diğer konu başlığıydı. Müşterilerle yazılı iletişimde diyordu ki etkin iletişim iş hayatında başarının temel öğeleri arasında sayılmakta. Bu kapsamda etkili konuşma ve beden dili kullanımının yanında yazılı iletişimdeki ustalığın da çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledik. Müşteriye karşı düzgün kaleme alınmış bir mektup, teklif, sözleşme taslağı, eğitim notu, talep ve benzeri bizi aslında onun yanında biz yokken de temsil eden vekilimizdir. Çünkü yazılı olarak karşı tarafa göndermiş olduğumuz bir mesajı artık inkar edebilme ihtimalimiz yoktur. O halde karşı tarafa Yazılı bir mesaj gönderdiğimiz zaman öncelikle bu yazılı mesajı sakin kafayla mutlaka en az bir defa okumalı ve varsa hatta belki imkan dahilinde paylaşabileceğimiz kişilerle paylaşmalı. Onların görüş ve önerilerini de dikkate almalıyız. Özellikle iş yaşantısında yazılı iletişim sonucunda işletmelerin çok büyük karlar elde edebileceği gibi büyük zararlarla da karşı karşıya kaldığını söyleyebiliyoruz. Ardından yazılı iletişimde dikkat edilmesi gereken bir takım ilkelerden bahsettik. Bunlarda dedi ki yazının amacı belirlenmeli, belirlenen amaca uygun sözcükler seçilmeli, cümleler kurulmalı, anlatım biçiminin mesajın iletileceği kişi ya da kuruma uygunluğu gözetilmeli, anlatım açık olmalı, anlaşılır bir şekilde karşı tarafa aktarılabilmesi için özen gösterilmeli. Biçimsel anlamda o yazının düzenine uygun bir şekilde yazı yazılmalı. Yazılı iletişim kurulan kişi ya da kuruluşlar üzerinde olumlu etki yaratmak amaçlanmalıdır diyorduk. Müşterilerle sözsüz iletişimde, kişiler arası iletişimde sözsüz iletişimin çok önemli bir takım fonksiyonlarının olduğunu görüyorduk. Bunlarda sözsüz iletişim yoluyla bir takım anlamlar iletilebileceğini ve sözsüz iletişimin sözlü iletişimi destekleyecek ve onun akılcılığında katkılı, katkıda bulunacak bir özelliğe sahip olduğunu unutmamak gerekir diyorduk. Sözsüz iletişim yoluyla bir takım anlamlar iletilir diyorduk. Çünkü yakamıza taktığımız bazen rozet bizim mesleğimiz hakkında. Başımızı sallayarak vermiş olduğumuz karşı tarafa bir tepki o mesajı onayladığımızı ya da karşı çıktığımızı. Dostumuzun elini tutarak ona bir sevgi ifadesinde bulunduğumuzu aslında görebiliyoruz. Bir diğeri sözsüz iletişimin sözlü iletişimi desteklemesi ve onun akıcılığına veya akılda kalmasına katkıda bulunması. Konuşan kişi yüzünü ve bedenini kullanarak sözlü anlatımı destekleyecektir demiştik. Dinleyen ise sergilediği yüz ve beden ifadeleriyle konuşana geri bildirimde bulunur. Bazen bu yüz veya beden ifadeleriyle karşıdakine katıldığını, bazen hayranlıkla onu dinlediğini, bazen sıkıldığını, bazen zor tahammül ettiğini belki de karşı tarafa sözsüz iletişim aracılığıyla aktarmaktaydı. Müşterilerle sözsüz iletişimi beden ve mekan dili alt başlıkları altında inceleyebiliyoruz. Beden dili sözsüz iletişimin tüm yönlerini kapsamakla birlikte bedenin hareketleri ve bedensel değişikliklerle iletilen mesajlarla sınırlandırılması aslında daha doğru olacaktır. Sözsüz iletişim sözlü iletişim kadar bilgi verebilir. Birçok örnekte belli sözsüz mesajlar istem dışı olduğu için bir kişinin beden dili gerçekten ne düşündüğünü veya hissettiğini daha doğru işaret edebilir diyorduk. Bununla birlikte beden dili aslında evrensel değildir. Yani kültüre göre, coğrafik farklılıklara göre, aile geleneğine göre, ekonomik durum veya toplumsal sınıfa göre bu sözsüz iletişimi etkileyen bir takım öğelerin değiştiğini görebiliyoruz. Ardından yüz ve beden ifadeleri niyet edilerek ya da niyet edilmeden yapılanlar olmak üzere niyet edilerek yapılan yüz ve beden ifadelerini başımızı evet ya da hayır şeklinde sallamak, niyet edilmeden yapılan yüz ve beden ifadelerinde ise duygusal ifade olarak da tanımla, tanımlayabildiğimiz yüz ifadeleri olduğunu söylemiştik. Evet, müşterilere verilen mesajların önemli bir bölümünün beden diliyle verilen mesajlar olduğunu söyledik. Yüz ifadesi, gözlerin hareketi, başın hareketleri, beden duruşu, karşımızdaki kişiyle aramıza koyduğumuz mesafe yani mekan dili, eller, kollar, dış görünüş, beden teması ve duruş yönü bu mesajlar arasında sıralanabilir diyorduk. Sonrasında mekan dili ile ilgili konuşmuştuk. Mekan dilinde de dedi ki aslında mesafe kişiler arası ilişkilerde kişilerin birbirlerine verdikleri değeri, önemi gösteren ve kendilerini ilişki içinde koydukları yer konusunda bilgi veren en temel belirleyicilerden biridir dedik. Kişinin diğer insanlarla arasına koyduğu uzaklık onlara yönelik duyguları ile ilgilidir. Müşterilerle iletişimde araya konan mesafe, mahrem alan, kişisel alan, sosyal alan ve genel alan olmak üzere dörde ayrılır demiştik. Ve bunları ayrıntılı olarak gördük. Hemen ardından arkadaşlar müşterilerle iletişimde dikkat edilmesi gereken ve çevrede olumlu izlenim yaratacak beden dili özelliklerini sıralamıştık. Sonrasında bakalım Dedi ki en son çevremizden göreceğimiz itibar ve saygının kendimize gösterdiğimiz özen kadar olduğunu unutmayalım demiştik. Sonrasında da müşterilerle iletişim engellerini çözmede etkili dinleme konusu üzerinde durduk. Dinlemeyi etkileyen engellerden fiziksel engeller, dilden veya dilin kullanımından kaynaklanan engeller, ön yargılı olmak, anlatılanların anlamını engelleyen tavırlar, konuşma arzusu yani çok konuşmak, odaklanamama bir takım beklentilerin olması gibi maddeler halinde sıralamıştık dinlemeyi etkileyen engelleri anlatırken. Hatırlarsanız arkadaşlar dördüncü hafta bizim canlı ders yaptığımız haftaydı. Canlı dersin olduğu haftada konuyu anlattık ancak konu anlatımına ilişkin videoyu paylaşmamıştık. Sonradan canlı ders videosunu paylaştık ve biz o hafta hizmetlerde müşteri bağlılığı ve kalite konusunu işledik. Bu kapsamda hizmet kavramı, hizmetler ve müşteri ilişkileri. Müşteri bağlılığı ile ilgili kavramlar, hizmet kalitesi, hizmet kalitesi ve müşteri tatmini, Parasuraman, Zeithaml ve Berry'nin hizmet kalitesi modelini işlemiştik. Günlük hayatımızda tüketmekte olduğumuz mal ya da hizmetleri düşündüğümüzde aslında bunların büyük çoğunluğunun somut değil de soyut olan hizmetler olduğunu fark edebiliriz. Hizmetler fiziksel ürünlerden farklı olarak nitelik ve nicelik bakımından çok daha hızlı büyümekteler toplumsal gelişmeler ve toplumu etkileyen çeşitli etkenlerde ortaya çıkan gelişmeler ve özellikle teknolojik ilerlemeler sürekli yeni hizmetlerin geliştirilmesini sağlıyor diyorduk. Hizmet kavramı ile ilgili olarak dedi ki hizmet bir kişi tarafından bir başka organizasyon ya da kişiye sunulan ya da ortaklaşa üretilen eylemler, süreçler ya da performanslardır. Bu şekilde tanımlamıştık. Ortaklaşa üretim, hizmetin hizmeti sunan taraf ile hizmeti alan tarafça birlikte üretiliyor olması anlamına gelir diyorduk. Ardından hizmet kavramından söz ederken ayrıca hizmet endüstrisi, ürün olarak hizmet, müşteri hizmetleri ve türetilmiş hizmet kavramlarından da söz etmiştik arkadaşlar. Sonrasında hizmetlerin özelliklerine değindik. Hizmetlerin özelliklerini sıralarken öncelikle hizmetler soyutturlar dedik. Ardından hizmetler heterojendirler. Yani özellikle hizmeti sergileyen kişinin belki farklı zamanlarda veya farklı kişilere sunmuş olduğu o hizmetin kalitesi farklı kişiler tarafından farklı derecede algılanabilir diyorduk. Yani farklıdır. Her an birbirine uymaz. Ürünlerin üretimi ve tüketimi birbirinden ayrıştırılamaz dedik. Yani ürünler üretildiği anda tüketilmek zorundadır hizmet sektöründe. Buna aynı zamanda eş zamanlık adı da veriliyordu. Bir diğeri hizmetler dayanıksızdırlar. Dolayısıyla hizmetlerin dayanıksız olması nedeniyle Hizmetler stoklanamaz demiştik. Somut ürünler gibi değildir. Yani önceden üretilerek sonradan kullanılmak üzere stokta hazır bulundurulması mümkün değildir. Bir başka hizmet kavramının özelliğinde de hizmetler çoğunlukla sahipliğe dayalı ürünler değildir dedik. Müşteriler bir hizmeti satın aldıkları zaman o hizmetin sunumu sırasında çoğunlukla fiziksel bir ürüne sahip olmazlar. Yani o anda hizmetin kullanımına sahip olurlar. Yoksa hizmetin sahipliği genelde yok denecek kadar azdır. Ardından pazarlama karması elemanlarında normalde ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtımdı. Ancak hizmet pazarlamasında bunlara ilave 3 P'nin daha olduğunu gördük. Bunlardan ilki insandı. Hizmetin sunumu sırasında rol alan ya da etkili olan tüm kişiler bu faktörü aslında yerine getiriyordu. Bir diğeri fiziksel kanıtlardı hizmeti sunanla hizmeti alanın etkileşime girdikleri çevre ve hizmetin sunumu sırasında kullanılan her türlü fiziksel bileşenlerden oluşuyordu. Hizmetin sunumu ile ilgili her türlü fiziksel bileşenler bu kapsamda düşünülebilir. Raporlar, broşürler, bilgisayarlar, masalar, antetli kağıtlar bunlara örnek olarak gösterilebilir diyorduk. Üçüncü ilave pazarlama karması elemanı süreçti. Yani hizmetlerin müşterilere ulaştırılması sırasında söz konusu olan faaliyet akışları ya da mekanizmalardır diyorduk. Bir restorana girdiğinizde bir sürecin başladığını fark edersiniz ve restorandan çıkana kadar hatta oradan almış olduğunuz hizmeti değerlendirdiğiniz sonrasına kadar bu sürecin devam ettiğini görebiliyoruz. Sonrasında hizmetler ve müşteri ilişkileri kapsamında bir takım değerlendirmelerde bulunmuştuk ve o müşteri bağlılığı ve müşteri bağlılığı ile ilgili kavramlarla ilgili konuştuk. Dedik ki müşteri bağlılığı aslında bir müşterinin daha önce tecrübe yaşamış olduğu bir işletmeden yeniden alışveriş yapma ihtimali. Bu ihtimalin derecesi müşteri bağlılığının derecesini gösteriyordu. Bir müşterinin o işletmeye bağlı olabilmesi için bir defa tatmin edilmiş olması gerekir. Yani beklentilerinin karşılanması gerekir. O halde beklentiler ile Gerçekleşen durum arasında eğer bir fark varsa, yani beklentiler mesela karşılanmamışsa o zaman müşteri memnuniyetsizliği ortaya çıkacaktır. Beklentileri karşılamışsa müşteri tatmini söz konusu olacak ve müşteri o işletmeye karşı biraz daha sadık, bağlılığı artmış bir müşteri haline gelmiş olacaktır demiştik. Müşteri bağlılığı ile ilgili kavramlarda bölünmüş bağlılık üzerinde durduk. Ardından hizmet kalitesi ile ilgili konuştuk. Kalite farklı biçimlerde tanımlanır dedik. Mesela kalite daha çok bazen istatistiksel bir bakış açısıyla tanımlanıyordu eskiden dedik. Bu tür kalite anlayışı kalite konusunu sadece üretim bölümünün sorumluluğuna bırakıyordu. Ancak günümüzde kalite kavramı müşteri odaklı bir bakış açısıyla açıklanmak zorundadır demiştik. Özellikle hizmet kalitesi üzerinde durduk. Sonrasında hizmet kalitesiyle müşteri tatmini arasındaki ilişkiden bahsettik ve sık sık birbirini etkilediğini ve birbirinden etkilendiğini söylemiştik. Bazı ortak noktalarının olduğunu söyledik. Tatmin genellikle daha geniş çerçeveli bir kavramdır dedik. Ardından Parasuraman, Zeytam ve Beren'in hizmet kalitesi modelinden bahsettik. Model içinde bir hizmet için önemli olan değişkenleri ve kavramları açıkladıklarını söyledik. Ve hizmet kalitesinin onlara göre 5 temel boyutunun olduğunu belirtmiştik. Bunlar güvenilirlik, Karşılık verebilirlik, güvenlik, empati ve fiziksel varlıklardır dedik. Ayrıntılı bilgiyi buradaki geçmişe dönük slaytlardan takip edebilirsiniz. Sonrasında hizmet kalitesi modeli, boşluk modeli üzerinde durduk. Ve ortaya çıkacak o boşlukların nelerden kaynaklanacağı ile ilgili konuşmuştuk. Ve bu şekilde dördüncü haftayı da tamamlamıştık. Arkadaşlar 5 hafta birinci vize sınavlarınızın olduğu haftaydı. Ki maşallah sınavlarınız belki 5 dakika 6 dakikada falan yapmıştınız ama notlarınız neredeyse ben cevaplasam benden daha iyi olacak bir konumdaydı. Sebebini ben tabii ki sadece çok çalışmanıza bağlıyorum. 6. haftada hizmetlerde müşteri bağlılığı ve kalite konusu üzerinde konuştuk. Bu kapsamda yine önceki haftanın devamı niteliğindeydi. Hizmet kavramı, hizmetler ve müşteri ilişkileri, müşteri bağlılığı ve ilgili kavramlar ardından hizmet kalitesi işlemiş olduğumuz konu başlıkları arasında yer alıyordu. 7. haftada hizmetlerde müşteri bağlılığı ve kalite konusuna devam ettik. 8. haftada müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları konusu üzerinde durduk. Bu kapsamda bir takım pazarlama kampanyaları ve sadakat programları ile ilgili konuştuk. Müşterilerle kurulacak ilişkilerin sürekli, istikrarlı ve güçlü olmasının gerekliliği aslında günümüz pazarlama anlayışının da gereklerindendir dedik. Bu ilişkilerin bu hedefler doğrultusunda yürütülmesi sürecinin de müşteri ilişkileri yönetimi olduğunu unutmamak gerekir demiştik. Pazarlama kampanyaları işletmelerin olası müşterileri kazanmalarını ve mevcut müşterileri elde tutmaları ya da ödüllendirmelerini sağlayan uygulamalardır. Yani bir yandan yeni müşteriler kazanmak için bir yandan da mevcut müşterileri koruyabilmek için sağlanan bir takım uygulamalar pazarlama kampanyalarını ortaya çıkarıyordu. Aynı zamanda pek çok olası müşteri için kampanyalar işletme ile ilk defa diyalog kurma fırsatını da sunmaktaydı. Müşteri ile işletme arasında kurulacak bir diyalog, müşterinin işletmeye yönelik tutum ve davranışlarının değişimini sağlayabilecektir. Bu nedenle kampanyalar, işletmeler için dikkatle planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi gereken süreçlerdir dedik. Evet, bir pazarlama kampanyası müşterilerle kurulacak etkileşimin yönetileceği telefon olabilir, doğrudan posta olabilir, web aracılığıyla olabilir. Kablosuz cihazlar, elektronik posta, doğrudan satış gibi bir ya da birden fazla etkileşim kanalı aracılığıyla yürütülebilir demiştik. Bir kampanya yönetim süreci 4 aşamadan oluşur dedik. Bunlardan birincisi planlama, ikincisi geliştirme, üçüncüsü uygulama, dördüncüsü ise analizdir demiştik. Ardından kampanya pazarlama kampanyaları ile ilgili olarak kampanya ve kampanya planlama ve geliştirme konusunda durduk. Kampanyaların planlanması aşamasında genel amaçların neler olduğu, mesajın ne olacağı ve hedef kitlenin kimlerden oluşacağı ile ilgili tanımlamaların yapılması, planlama sürecinin yürütülmesi ve böylelikle stratejik kararların alması anlamına gelecektir demiştik. Sonrasında amaçların ve stratejilerin belirlenmesi ile ilgili konuştuk. Kimler mesela hedeflenecek? Ardından en karlı müşterileri hedeflemek için neler yapılması gerekiyor? Hangi kanallar kullanılacak? Müşterilerin dikkati hangi araçlarla çekilecek? En uygun zaman ne zamandır? Gibi bir takım sorulara cevap aranması gerekiyordu. Ardından müşteri bölümlerinin belirlenmesi gerekiyordu. Sonrasında iletişim stratejisinin geliştirilmesi ve onun da ardından kampanya sunumunun geliştirilmesi işlediğimiz konu başlıkları arasındaydı. Bunun ardından kampanya bütçesinin belirlenmesi, kampanya bütçesi belirlenirken de farklı bütçe belirleme yaklaşımlarının olduğunu söyledik. Bunlardan ilki önceki yıla dayalı bütçeleme, ikincisi kabul edilebilir pazarlama maliyetlerine göre bütçeleme, üçüncüsü rekabetçi denklik yöntemiyle bütçeleme, dördüncüsü amaç ve görev yöntemiyle bütçelemedir, beşincisi satışların yüzdesi yöntemiyle bütçeleme, altıncısı performans göstergelerine dayalı bütçeleme, Yedincisi yaşam boyu değer yöntemiyle bütçeleme şeklinde sıralamıştık. Sonraki aşama kampanyanın test edilmesiydi. Kampanyanın test edilmesinden sonraki aşama kampanyanın uygulamaya geçirilmesiydi. Uygulama sürecinde yürütme ve izleme şeklinde iki aşamanın olduğunu söyledik. Yürütme ve koordinasyonla ilgili olarak dedi ki kampanyanın geliştirilmesi sürecinde belirlenenler kampanyanın yürütülmesi ya da yürürlüğe konması aşamasında Öncelikle uygulamaya geçilmek üzere toparlanır ve uygulamaya konacak bir bütünlük ortaya çıkar demiştik. İzleme ve ayarlama basamağı ise süreklilik gösteren bir süreçtir dedik ve bu haftayı da bu şekilde aslında tamamlamıştık diyoruz arkadaşlar. Yine 9. haftamız canlı ders haftasıydı. 9. haftanın olduğu canlı ders haftasında ilave konu işlememiştik. 10. hafta 2. vize haftasıydı. 11. hafta hemen ardından gelen Ramazan Bayramı tatiliydi. 12. haftada da müşteri ilişkileri yönetimi uygulamaları ile ilgili sadakat programları üzerinde konuştuk. Sadakat programlarını anlattık. 13. haftada müşteri ilişkilerinde karşılaşılan sorunlar ve çözümler ya da çözüm önerileri üzerinde durduk. Bu kapsamda müşteri ilişkilerinde satış öncesi, satış sırası ve satış sonrası yaşanabilecek sorunlardan bahsettik. Sorunla karşılaşan müşteri için seçeneklerin neler olduğu, şikayet etme kararı ve hoşgörü düzeyi, şikayet yönetimi, şikayetlerin çözümü, şikayetlerin salgın haline gelmesi ve çözüm süreci yine işlemiş olduğumuz konu başlıkları arasında yer aldı. 14. haftada müşteri analizi ile ilgili konuştuk ve ürünlerimizi satın alanlar ve kullananlar kimlerdir? Müşteriler ne satın alırlar? Müşteriler nereden satın alırlar? Ne zaman satın alırlar? Niçin satın alırlar? Ürünleri tercih etme nedenleri nelerdir? müşterilerin pazarlama faaliyetlerine yönelik tepkileri ve son olarak müşteri memnuniyeti ve müşteri karlılığı 14. haftada işlemiş olduğumuz konu başlıklarıydı. 15. haftada müşteri ilişkilerinde yine karşılaşılan sorunlar ve çözümlerle ilgili devam etmiştik. 16. hafta, 16. hafta yani bu haftada genel tekrarımızı yaptık ve önümüzdeki haftada artık final sınavlarınız var. Evet arkadaşlar, final sınavları tamamen test olacak. Yani hiç doğru yanlış, boşluk doldurmaya da klasik sorularınız olmayacak. Toplamda 20 sorunuz olacak ve bu 20 soruya yaklaşık 20 ile 25 dakika arasında bir cevap verme süreniz olacak. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Varsa benden yana hakkım helal olsun. Siz de hakkınızı helal edin. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.